Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere Taksim'de gerçekleştirilen terör hadisesinde 6 kardeşimiz vefat etti. Onlarca kardeşimiz yaralandı. Allahü Teala Hazretleri vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Geride bırakmış oldukları kederli ailesine ve milletimize sabru cemil ihsan eylesin. Yaralı kardeşlerimize de Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Terörü, terörü destekleyenleri kahru perişan eylesin. Değerli kardeşlerim, bizlere rehber olarak gönderilen şu Kur'an-ı Kerim sadece namazı ve orucu anlatmaz. Kur'an-ı Kerim nasıl inanmamız gerektiğini anlatır. Allah'a nasıl inanmamız gerektiğini anlatır. Allah'ımızın Celle Celaluhu, kainatın sahibi olduğunu, hükmün ve iradenin ona ait olduğunu anlatır. Kur'an-ı Kerim'in mümin için bir anayasa olduğunu anlatır. Kur'an-ı Kerim geçmiş kavimlerin başına gelenleri ibret almamız için bizlere anlatır. Kur'an-ı Kerim yeryüzünde terör estiren, eşkıyalık yapan, suç işleyen kişilerin hangi cezayla terbiye olacağını da bizlere anlatır. Kur'an-ı Kerim bir anayasadır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Rabbimiz Celle Celaluhu insan canına çok değer vermiştir. Sa'du billah. Men <laughs> katale nefsen bi gayri nefsin ev fil Yeryüzünde fesat çıkarma ve cana can olması dışında kim bir cana kıyarsa feke ennema katale nase Bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bir insan canını bütün insanların canı gibi sayar Kur'an-ı Kerim. Ve men ahyaha feke ennema ahyan Bir insanın hayatını kurtaran da bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi olur buyuruyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Mübin'de, Kur'an-ı Kerim'de. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde terör hadiseleri oluyor, kapkaç hadiseleri oluyor, gaspslar oluyor, her türlü eşkıyalık oluyor. Bunların hepsinin cezası Kur'an'da var. Bizi yaratan Allah bizim ne ile terbiye olacağımızı iyi bildiği için fil فِي hayatun ya ulil elbab Ey akıl sahipleri, Kısas da sizin için hayat vardır. Kısas ne demek? Birisi birisini öldürdüğü zaman kısasen onun da öldürülmesi gerekir. Birisi birisinin elini kestiği zaman onun da elinin kesilmesi gerekir. Kısas yani yaptığı şeye karşılık vermek. Peki kısassa nasıl hayat olur? Birisi birisini öldürüyor, o da öldürülüyor. Şöyle hayat oluyor. Bir adam biliyor ki ben onu öldürdüğüm zaman ben de öldürüleceğim öldürmekten vazgeçer. Kısas yapmadığınız zaman birisi birisini öldürdüğü zaman intikam peşinde olur insanlar onu öldürür. O da onu öldürür kan davası gider. Yani öldürme hadiseleri son bulmaz. Bugün insanlar ne diyorlar? Ya en fazla 15-20 sene yatarım. Gerekirse yatarım diyor adamı öldürüyor. Ama bilse ki kendisinde anında ölecek bunu yapamaz değerli kardeşlerim. Ayrıca bir de terör hadisesi var ki kim yaparsa yapsın terörü eşkıyalıktır. Onun cezasını da yine Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 33. ayetinde bizlere haber veriyor ve buyuruyor ki Es-sa'du billah. İnne ma cezâ'ul lezîne ve Rasulehu. Allah ve Resulüne karşı harp ilan edenler var ya ve yes'aune fil ardı fesaden yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışan, terör estiren, terör eylemleri gerçekleştiren kişiler var ya bunların cezası nedir? En yukattelû. Eğer bu adamlar terörü sadece öldürmeyle yapıyorlarsa öldürülmeleri gerekir. Ev bu. Adam öldürüyorlar, aynı zamanda eşkıyalık yapıyorlar. İnsanların malına, mülküne kast ediyorlarsa, o zaman aynı zamanda öldürüldükten sonra bir de asılırlar insanlara ibret olsun diye. Ev tuqatta eydihim ve erculuhum min khilafin. Eğer bu adamlar terörlerini sadece mala zarar vererek yapıyorlarsa, insanların dükkanlarını gasp ediyorlar, insanlara eşkıyalık yapıyorlarsa o zaman çaprazlamasına elleri ve ayakları kesilir. Evyun fev minel ardı sadece insanları korkutuyorlar, kimseyi öldürmüyorlar, mallarına da kassetmiyorlarsa bulundukları yerden sürgün edilirler. Bunun hapis olduğunu ifade eden alimlerimiz de vardır. Yani değerli kardeşlerim bir adam terör eylemi yapıyorsa mutlaka cezası anında öldürülmesi. Kim yapan mı? Hayır yaptıran da aynıdır. Zaten bu terörü yapanlar genelde piyondur bunlar. Asıl onları yaptırana da aynı ceza verilmelidir. Eğer Kur'an'ın bu hükümleri gerçekleştirilecek olsa o zaman terör olmaz. Bu cezalar için çok ağır diyenler olabilir. Ama İslam suç oluşmadan cezayı açıklıyor ve bu konuda kararlı olduğu için de insanları caydıran bir hadise oluyor. İnsanlar korkuyorlar. Koca Osmanlı döneminde 600 senede hırsızın eli kesilir diye hep konuşulur ya, 6 kişinin eli kesilmiştir. Ve hırsızın elinin kesilmesi için de o kadar şart lazım ki, malın bir değeri olması lazım, saklanmış olması lazım, 4 kişi görmesi lazım. Bir sürü şartı var. Ama insanlar maalesef İslam'a karşı öcü gözüyle bakmışlar. Hep baktırılmışlar. Şeriat deyince el kol kesme görmüşler. Sanki hemen bir adam çikolata çaldı hemen kolunu kes gibi olmuş. Bizim üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri bir kere vaaz ederken bu ayeti okumuş. Ve sariqu ve sariqatu faqda'u Hırsızın elini kesin. Ama dedim ya bir sürü şartı var. Bunu duyan bir adam kızmış ama bir şey de diyememiş milletin içinde. Sonra gitmiş birkaç gün sonra adamın emekli olup o emekli parasıyla aldığı arabasını çalmışlar. Adam kızmış bu adamı yakaladığım zaman kafasını keseceğim demiş. Ve ertesi hafta gidip hoca efendi özür dilerim ayetleri anlattığın zaman çok öfkelendim bir şey de diyemedim ama benim arabamı çaldılar onları bir yakalasam değil kolunu kafasını keserim. Üstadımız demiş evet insanoğlu zalimdir. Bakın ya hiç razı olmaz ama öbür türlü kafasını keser. Başımıza gelmeden bazı şeyleri çok basit görüyoruz. Ya idam diye bir şey olur mu? Efendim niye olmasın? Hele senin bir yakının gitsin bakalım oluyor mu olmuyor mu? Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Mübi'nin hükümlerinin uygulandığı günleri görmeyi nasip eylesin. Rabbim teröristleri, hainleri, PKK'yı ne kadar terör varsa hepsini kahru perişan eylesin. Rabbim memleketimizi dahili ve harici düşmanların şerlerinden muhafaza eylesin.